bir memleketi düşünün, Türkiye'yi düşünün. Türkiye'de hangi zihniyet iktidarsa, inanç da, kültür de, bilgi de, sanat da hep o zihniyetin anlayışına göre şekillenecektir. O zihniyetin normları, değer ölçüleri neyse memleketteki bütün atmosfer öyle şekillenecek, öyle renklenecektir. Şimdi vücut da böyle bir devlet, böyle bir mülk. Vücutta iktidar kimin elindeyse vücudun seyri o doğrultuda olacaktır. Eğer nefsimiz bize hakimse, nefs yanlısı bir iktidar varsa rüyamız, dünyamız, duygumuz, arzumuz öyle şekillenecek. Ruhumuz iktidarsa, İslami, imani bir idare varsa heva İslam'a tabi olmuş demektir. Ve bu vücut ikliminde İslam, Kur'an hükümran olacaktır. Sayıklamalarımız bile irademizin dışında uykulu halimizde sayıklarken bile belki ayet, hadis, tesbih, tehlil, tahmid sayıklayacağız. Her kalp içini terler buyuruyor çünkü Cenab-ı Peygamber. İçimizde olan dışarı zuhur edecek. Bunlar vazife. Yani bunlar keyfe keder şeyler değil. Bunlar birer tercih, hobi değil, lüks değil. Bunlar havaici asliye. Asli ihtiyaçlarımız bunlar.